İşgalci İsrail Gazze şeridini bombalıyor. Filistinliler her gün kayıplar veriyor. Son olarak bölgenin kuzeyindeki Cibaliye bombalandı. Cibaliye mülteci kampının doğusundaki Sikke Caddesi hedef alındı. Gazze kentindeki Dereç mahallesinde saldırılar devam etti. Beit Lahiye kenti ve Nuseirat mülteci kampı da topçu saldırılarının hedefindeydi. Han Yunus da bombardımana maruz kaldı. İsrail topçu bombardımanı Refah kentindeki El Nasr kasabasını da vurdu. İsrail askeri araçları kasabaya girdi. Mevasi mülteci kampı da saldırıların hedefindeydi. Çok sayıda kişi şehit oldu, yaralandı ve enkaz altında kaldı. Filistinli direnişçiler ise saldırılara karşılık verdi. Kassam Tugayları bir helikoptere hedef aldığı görüntüler paylaştı. Apache tipi helikopter flare atarak saldırıdan kaçtı. İsrail Refah sınır kapısının Filistin tarafının kontrolünü 7 Mayıs'ta ele geçirmişti. O tarihten bu yana insani yardım akışı durduruldu. Mısır ise Birleşmiş Milletler'le temasa geçti. İsrail'in sınır kapılarını açması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirtti. Gazze'de açlık, susuzluk, tıbbi malzeme eksikliğinin yanı sıra zorunlu göç de insani felakete yol açıyor. İşgal ordusu Han Yunus'u işgal emri vermişti. Avrupa Hastanesi'nin de boşaltılmasını istemişti. Hastane 2 Temmuz'da hizmet dışı kaldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastanenin yeniden işlerlik kazanabilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez çağrısını yineledi. Ancak Nasır Hastanesi'nin de hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise AB'nin İsrail üzerinde etki kuramadığını itiraf etti. En büyük pişmanlığım Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek oldu dedi. Birlik olmadan AB'nin hiçbir önemi yoktur. Gazze çatışmasındaki bölünmüşlüğümüz bizim burada bir oyuncu olmamızı engelledi açıklamasında bulundu. Gazze'ye saldırılara tepki gösteren yalnızca Borrell değildi. Farklı ülkelerdeki Filistin destekçileri de bir araya geldi. ABD'nin New York kentinde eylem düzenlendi. Aralarında Yahudiler de vardı. Polisin müdahalesi sert oldu. Bazı eylemciler gözaltına alındı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler Siyonizm karşıtı sloganlar attı. Filistin bayrakları taşıdılar.